Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün ikinci defa karşınızdayım. Kitap yorumumla. İlkine Madame Bovary'yi anlatmıştım. İkincisinde de bir Orhan Pamuk klasiği. Kırmızı Saçlı Kadını anlatacağım. Yorumlayacağım sizlere. Umarım şimdiden beğenirsiniz. Umarım güzel şeyler anlattığımı düşünürsünüz. Öncelikle ben edebiyat ve Türk yazarlara çok ön yargılı olduğum için, okunması zor olduğu için, çok fazla zorluk yaşadığım için pek fazla okumayı tercih etmiyordum. Bugün dün başladığım Orhan Pamuk kitabına, yani Kırmızı Saçlı Kadına bugün bitirmiş bulunmaktayım. Henüz 3 veya 5 dakika önce bitirdim ben bu kitabı. Oldukça da beğendim. Harika noktalar var. Harika şeyler gördüm. Başından sonuna kadar sizi alıp götüren, sürükleyen bir İstanbul hayatı, bir Güngören hayatını yaşayacaksınız. Ben hiç İstanbul'u görmemiş olmama rağmen bunu söyleyebilirim. Güngören'de geçen bir kitap. Bir kuyucunun hayatı. Kuyucunun yaşadığı aşk, sonrasında bir baba özlemi, bir baba sevgisi. Hepsini anlatmaya başlayabiliriz. Şimdi karakterimizin ismi Cem. Cem ne yapıyor? Annesiyle birlikte yaşıyor. Babasını çok fazla görmüyor. Babası vatanı seven bir solcu ve Markist. Ondan sonra Cem'a babasını görmüyor. Hep babası çok geç geliyor eve. İşkencelere maruz kalıyor vesaire. Sonrasında annesinin yanından ayrılıyor Cem. Küçük Bey, Mahmut Bey'le, Mahmut amcasıyla bir kuyu kazıyorlar. Mahmut amca, Cem ve de Ali. Üç kişi bu kuyuyu kazıyorlar. Kazıyorlar da kazıyorlar, kazıyorlar da kazıyorlar. Biri aşağı geçiyor, biri yukarı geçiyor, biri aşağı geçiyor, biri yukarı geçiyor. Ali aşağı geçiyor, sonra Mahmut amcayla Cem yukarı çıkıyor kuyu kazmak için. Su arıyorlar kuyudan. Gel zaman git zaman bu kırmızı saçlı bir tane kadın görüyor Cem. Ve ona tutuluyor. Onlar takip ediyor. Onların yolunu gözlüyor. Ve binasını gözetliyor. Vesaire vesaire. En sonunda bayağı bir zaman geçiyor. Kuyuda tabii su çıkmıyor. Su çıkmayınca da burayı kazdıran müteahhit de, fabrikatör de buraya geliyor. İşte Mahmut Bey diyor, sana ben zaman tanıdım. 3 gün dedim, 5 gün verdim diyor. Ama hala suyu çıkartamadım vesaire diyor. Efendim diyor, siz beni dinleyin diyor. Ben burada suyu bulacağım diyor. Sonrasında tekrardan müteahhit gidiyor. Ve de fabrikatör öyle bir şey. Gidiyor. Bu sefer Ali ile birlikte gidiyorlar. İki başına kalıyorlar Cem'le Mahmut Bey. Kaldıktan sonra bunlar ikisi çalışıyor. Ve yavaş çalışıyorlar. Oğlum diyor, ben seni çok seviyorum. Tabii bizim Cem de babasını hiç görmediği için, babasıyla böyle vakit geçirmediği için onu Mahmut Bey'i babası olarak adlandırıyor. Babası olarak görüyor. Oğlum diyor, bir sürü nasihatler veriyor, bir şeyler anlatıyor ve de kitapta geçen, sıkça geçen iki şeyi anlatayım ben size. Oidipus ve Şehname geçiyor. Bu ikisi çok fazla geliştiği için birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. Bir keresinde de baba ve oğlun öldürülmesini anlatıyor işte. Oğlun baba tarafından öldürülmesini anlatıyor Cem. Sonrasında kırmızı saçlı kadının bir tiyatro oyuncusu olduğunu anlıyor. Görüyor. Kazıdan sonra gidiyor, tiyatroya gidiyor. Tiyatroya gittikten sonra Tugay ile karşılaşıyor. Tugay'ı nerede görüyor? Bunun kırmızı saçlı kadının abisi olduğunu düşünerek görüyor onu. Ama öyle bir şey yok. Tugay, kırmızı saçlı kadının eşi. Tugay ile rakı içiyorlar. Rakıyı fondüplüyor tabii. Direkt tek içişle bitiriyor. Sonra diyor, ben buraya girmek istiyorum diyor. İzlemek istiyorum diyor tiyatroyu diyor Tugay'a. Tugay da diyor, ben sana bir zaman vereceğim. O zaman geleceksin diyor. Ama ilk önce şu rakıyı bir fondüple diyor. Yine bizimkisi rakıyı içiyor. Sonra tekrar ustasının yanına dönüyor, uyumaya gidiyor.
Bunlar hala kazmaya devam ederken yine aynı günler tekrarlaşıyor işte vesaire. Kazdıktan sonra şeye gidiyor tekrar. Sarı çadıra gidiyor. Sarı çadırın yanında lokantaya oturuyor yine. Tugay yerine başka biri var. Sen çadırın arka tarafına geç diyor. Çünkü içeri sokacaklar. Ama ilk önce bir tane rakı iç diyor. O da rakı içiyor. Bizim Cem. Cem gidiyor rakısını içiyor, sonra çadırın arkasına geçiyor. Tiyatroya giriyor. Ama kafası bir dünya. Bir şeyler yaşıyor işte. Kırmızı saçlı kadını görüyor en sonunda. Kırmızı saçlı kadına tutuluyor yine aşık olduğu gibi. Yine aşık oluyor vesaire. Oyunda çok fazla göz göze geliyorlar kırmızı saçlı kadınla. Kırmızı saçlı kadının ismini dahi bilmiyor. Sadece saçından tanıyor, gözlerinden tanıyor. Kırmızı saçlı kadın olduğunu biliyor. Bu zamana kadar hayal ettiği, düşündüğü, onunla aşk şeyleri yaşadığı kırmızı saçlı kadını orada şey yapıyor işte. İsmini dahi bilmediği kadını görüyor. Ve oyunları görüyor. Hazreti İbrahim'in oyunun sergilenmesini görüyor. Sonra Oidipus'un sergilenmesini görüyor. Oğlunun babasını öldürmesini görüyor. Bunlar hep ince ince işlenmiş bir kitap örgüsü, roman. Gördükten sonra herkes kalkıyor, gidiyor. Bitiyor işte tiyatro şeyi. Kalktıktan sonra biraz bekliyor. Sonra bilet satılan yerin yanında kırmızı saçlı kadını görüyor. Kırmızı saçlı kadınla konuşuyorlar vesaire. Babasına, kendi babasından bahsediyor. Hiç tanımadığı babasından vesaire. Sen ne yapıyorsun vesaire diyor işte kırmızı saçlı kadın ona. Ve de kırmızı saçlı kadının ilk kez ismini öğreniyor. Ben Cem diyor, ben de Gülcan diyor. Sonrasında bununla yürüyüş yapıyorlar. Şu köşeye kadar gidelim diyorlar konuşa konuşa. Babasından birkaç şeyler anlatıyor işte ben babamı görmedim. Kuvvetli bir solcudur diyor, işkencelere maruz kalmıştır diyor. Aksi gibi Gülcan Hanım'la Cem'in babası gençken aşk yaşıyorlar. Aşk yaşayan çocukla Gülcan'la Cem'in babası aşk yaşıyor ve şimdi de bu çocukla aşk yaşıyorlar. Ondan sonra eve falan geçiyorlar işte. Bizimkisi Cem Efendi rüyalarda, hülyalarda vesaire. Orada birlikte olduktan sonra evden çıkıyor, gidiyor ustasının yanına. Ustası diyor ki nerede kaldın vesaire diyor. Usta diyor ben çimenlerin üstünde uyuyakalmışım. Biraz da içtiydim diyor. Şimdi gelebildim diyor. İyi bakalım diyor. Sonrasında ustası çadırdan şeyden kazdıkları yerden çıkıyor. Meşe ağacı. Meşe ağacı mı, ceviz ağacı mı? Onun önünde bir sigara yakıyor. Sonra tekrar geri dönüyor. Bizimkisi Cem bunu gördükten sonra doğruca yatağa gidiyor. Sonrasında bir gün sonrasında gidiyor. Bu geceden bir sonraki gün Mahmut amca aşağı iniyor kuyuya ve yine çalışıyorlar vesaire. Bizim Cem elindeki kovayı kaçırıyor. Aşağı düşüveriyor kova. Kova düşünce sesini işte Mahmut amca, Mahmut amca işte. Usta orada mısın diye. Ses gelmiyor kuyudan. Gelmeyince panik oluyor. Çadırın olduğu yere gidiyor işte. Sarı çadırın olduğu yere gidiyor. Yardırıyor. Kimseler yok. Kimseler yok. Oraya gidiyor yardım istemek için. Buraya gidiyor. Bulamıyor kimseyi. Sonra geri dönüyor. Palanı portunu toplayıp kaçıyor. Mahmut amcayı orada bırakıp kaçıp gidiyor. Mahmut amca ölmüştür diyor. Sonrasında hiç unutmuyor. Aklından neler geçiyor Mahmut amca. Kaç senelerdir düşünüyor. Öyle vakitler geçiriyor. Ben bir usta katiliyim. Ben bir katilim artık diyor. Artık kurtulamam diyor. Sonrasında Ayşe ile tanışıyor. Ayşe ile evleniyor. Ayşe ile çocukları olmuyor. Ayşe ile mutlu bir hayat sürüyorlar. Zengin oluyorlar. İşleri tıkırına gidiyor. Üniversiteden tanıştığı Murat'la birlikte İran'da geziye gidiyorlar işte. Anlaşma yapmak için. Orada tablolara rastlıyorlar işte Şehname'de anlattığı için. Şehname'nin bütün şeylerini, resimlerini vesaire görüyor orada. Sonra bir tanesine hediye etmeye kalkıyorlar. Oğlum diyor Murat. Bu tabloda tabloyu niye uzun uzun bakıyorsun? Çok mu sevdin diyor. O da cevap vermiyor bizimkisi Cem. Sonrasında geri dönüyorlar. Gel zaman git zaman işler yerinde giderken reklam filmi çekiyorlar eşiyle birlikte Ayşe.
Bu reklam filminde kırmızı saçlı kadın ve oğlu Enver bunları görüyor. Aksi gibi Enver de Cem'in oğlu olmasın. Yani kaç sene önce yaşadığı birliktelik de yani onun oğlu olduğunu görüyor. Orada tekrar görüyoruz kırmızı saçlı kadın şeyi, Cem'i. Belirli bir zaman geçtikten sonra tabii reklam filmini çektikten sonra bunlar karakterimiz Cem'le Ayşe çok fazla rahatsız oluyor. İşte tanıdıkları dalga geçiyor. Yakın dostları dalga geçiyor ama bazıları iyi niyetli yaklaşıyorlar onlara. İşte keşke böyle bir şeye başvurmasaydınız vesaire diye. Ama Güngören halkı Cem'in eskiden burada kuyucu olduğunu biliyor. Tekrardan Güngören'e gidiyor. Ama Ayşe'den saklıyor tabii Güngören'e gittiğini. Cem. Oraya gittikten sonra tabii buluşmalar, iletişmeler, konuşmalar. Kırmızı saçlı kadını görüyor. Konuşuyorlar. İşte eskiyi anlatıyor. İşte ben senin babanla bir aşk yaşamıştım diyor. O da çok hiç beklemedik anda bunu şey yapıyor. Ve bir oğlun olduğunu söylüyor. Tamam diyor, beni karşılaştır diyor. Ben onu görmek istiyorum diyor. Kırmızı Gülcihan'a bunu anlatıyor işte. İlk başta kabul etmedim ama diyor böyle bir şeyi. Bu benim oğlum diyor artık yani. Yapacak kaçamazsın diyor bu şeyden. Ne zamandan beri bir çocuk sahibi olmamış insan ne kadar bir şey değil mi? Bir çocuğu olması yani kaç sene evvel. 30 sene sonra görüşüyorlar kırmızı saçlı kadınla ve bir çocuğu olduğunu söylüyor ona kırmızı saçlı kadın. Kırmızı saçlı kadın yine aynı güzellikle. Yine aynı giydiği kıyafetle. Lacivert şeyle, sarı eteğiyle birlikte. Yanlış hatırlamıyorsam. Onunla birlikte karşılaşıyorlar. Sonra Serhat'ı tanıştırıyor işte. Enver'in en yakın arkadaşı diye. Ama oysa ki Serhat değil, Enver o. Yani kendi çocuğunu görüyor Cem. Serhat'a diyor ki, Serhat diyor, ben bu kazdığımız kuyuyu görmek istiyorum diyor. Onunla birlikte gidiyorlar işte Enver'le. Ama oğluyla işte. Onunla birlikte gittikleri zaman Ayşe arıyor kocasına. Cem diyor, bak o yanındaki senin oğlun diyor. Sakın oraya gitme diyor. Seni tuzağa çekiyor diyor. Seni öldürecek diyor. Sakın oraya gitme diyor. O da bizim karakterimiz de Cem de biraz sarhoş olduğu için onu pek dinlemek istemiyor yani. Böyle bir gerçeği kabul etmiyor. Bir oğlum beni neden öldürsün vesaire diyor, düşünüyor. Sonrasında kuyunun başına gidiyorlar, saklanıyor Cem. Enver ona sesleniyor işte ama Serhat diye geçiyor. Serhat ona sesleniyor. Cem Bey neredesiniz vesaire diye sesleniyor. Sonra Kırklareli tabancasını eline alıyor Cem. Öyle ortaya çıkıyor. Ama bir eli cebinde tabancasıyla yanına gidiyor. Tabii bizim oğlumuz Enver çok fazla babası gibi şeyci değil. Çok fazla dindar, din şeylerini çok seven, dini Kur'an-ı Kerim'le kafayı bozmuş bir genç. Biraz tartışıyorlar, kavga çıkıyor. Tabii o zaman da şey yanında da kuyu açık yani. Kaç sene önceki kazdığı kuyunun yanında Cem. Aynı kuyu, aynı şey. Sonra tartışmalar büyüyor, büyüyor, büyüyor. Elinden tabancası çıkartıyor. O anda kargaşa, elindeki tabancayı almak isterken Enver cinayeti işliyor, babasını öldürüyor. Yani Oedipus'un hikayesini yaşamış oluyor Cem. Yıllar önce anlattığı hikayeyi yıllar sonra yaşamış oluyor. Ve de kırmızı saçlı kadınla oğlu artık kendi oğlunu polise mahkum ediyorlar. İçeride yatıyor. Cezaya çarptırılıyor. Baba katili olarak. Ama aslında öyle bir şey işlemiş. İşlemek istemiyor. Kendini korumak amaçlı o. Yanlışlıkla patlayan bir silah Cem'i öldürüyor. Bayağı beğendim. Bu zamana kadar çok fazla şey yapmazdım, hoşlanmazdım. Ama 2 günde bitirdim ben bu muhteşem kitabı. Orhan Pamuk gayet güzel yazmış. Bilmiyorum, bu benim kendi görüşüm. Gayet de çok iyi şeyler şey yapmış, söylemiş. Benim diyeceklerim bu kadar. Tabii gerçekçi olmak gerekirse biraz bu şeyleri yaşamak zor ama bilmiyorum yani.
Belki de kırmızı saçlı kadın diyor işte kendi kendine. Belki ben saçlarım kırmızı olmasaydı ben Cem dikkat çekmeyecekti bana. Cem beni görmeyecekti bile. Hiç böyle şeyler yaşanmayacaktı diyor. Böyle şeyler olmayacaktı diyor. Öyle söylüyor. Benim istediğim şey düşünce keşke Cem'in o kuyunun başında ustasını yaraladıktan sonra durmasıydı. Keşke oradan gitmemiş olsaydı. Biraz daha beklemiş olsaydı 1-2 saat kadar. Bir yardım ulaşmasını isteseydi. Daha farklı olurdu. Benim düşüncem buydu. Ama bu kitabın böyle bir son olması da olabilir yani. Gayet doğal bir şey bu. Yazarın Orhan Pamuk'un kendi bakış açısı bu. Böyle bir şey. Kitap yorumum bu kadar. Ben oldukça beğendim. Umarım sizler de okursunuz. 2 günde su gibi akan sayfalar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir kitap yorumunda, başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.